8. konuşmayı Demokratik Sol Parti adına Genel Başkan Masum Türker yapacak. Değerli vatandaşlarım. Demokratik Sol Parti çalışanların hak mücadelesinden doğmuş, dürüst insanların partisidir. Demokratik Sol Parti sosyal adaletten yana, Atatürk ilkelerine bağlı, Bülent Ecevit'in 12 Eylül faşizmine karşı mücadele ederek kurduğu partidir. Hedefimiz mutlu insan, güçlü Türkiye yaratmaktır. 7 Haziran seçimleri Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın gelecek 50 yılını belirleyecektir. Seçim sonuçları sadece ülkemizi etkilemeyecektir. Seçim bölgemizin, Orta Doğu'nun ve dünyanın barış ve güvenliğini etkileyecektir. Amacımız Türkiye'nin dünyada yaratılan katma değerden hak ettiği payı almasını sağlamaktır. Vatandaşlarımız arasında oluşturulan bölünmüşlük, kutuplaşma, ötekileştirme ve dışlanmışlık duygusunu sona erdirmektir. Hukukun üstünlüğü ilkesini geçerli kılan adil, dürüst, şeffaf, haktan yana ve hesap verebilir anlayışı egemen kılmaktır. Türkiye'nin 81 ilindeki 85 seçim bölgesinde 550 milletvekili adayımızla birlikte siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmek için oylarınıza talibiz. AK Parti iktidarının değişmesi AK Parti'ye verilen oyların azalmasına bağlıdır. Egemen sermayenin ve vatandaşı köleleştirmek isteyenlerin şu anda medya aracılığıyla sizleri dört partiye mahkum etmesini izliyoruz. Demokratik Sol Partiye oy verin. Özgürleşmenin yolunu açmamıza yardımcı olun Değerli vatandaşlarım Ülkemizin en önemli ve iki temel sorunu işsizlik ve yoksulluktur Yoksulluk ve işsizlik sorunlarını gidermek için iş imkanları yaratmak şarttır Demokratik Sol Parti yeni iş imkanları yaratarak işsizlik ve yoksullukla mücadele edecektir Hedefimiz her evden en az bir kişiye iş olanağı sağlamaktır bunun için üretim ekonomisini egemen kılacağız. Karma ekonomik sisteme dayalı halkçı rekabet ekonomisi anlayışımızla demir çelik tesisleri, petrokimya tesisleri, yeni tersaneler, ağır sanayi ve enerji yatırımları gibi yatırımlar gerçekleştirilecektir. Kamu sektöründe taşeronluk sistemi kaldırılacak. Özel sektördeki taşeronlar için işçiliği koruyan yeni düzenlemelere gidilecektir. Asgari ücret en az 2000 lira olacaktır. Bütün ücrete maaşların asgari ücret tutarı kadar yani bin lira kazları vergiden muaf tutulacaktır. En düşük emekli aylığı 2600 lira olacaktır. Üretim ekonomisinin güçlenebilmesi için cari açığa, yurt dışı kısa vadeli borçlanmaya ve ithalata dayanan tüketim esaslı büyüme anlayışı terk edilecektir. Dünyada hiçbir ülkede rant ekonomisi kalkınma aracı olmamıştır. Türkiye'nin tam bağımsızlığı ancak ekonomik özgürlüğün sağlanmasıyla mümkündür. Bu nedenle üreten fabrikaların ve iş yerlerinin önü açılacaktır. Biz paketlemeye ve montaja dayalı projeler yerine katma değer yaratan yeni teknolojileri benimsemiş sanayi tesisleri kuracağız değerli vatandaşlarım. En önemli hedefimiz özgürlükleri sağlamaktır. Özgür insan ve özgür toplum anlayışımız herkesin özel yaşamı güvence altına alacaktır. Herkes rahat uyuyacaktır. Yargı bağımsızlığı yeniden sağlanacak. Yargıdaki kutuplaşmaya son verilecek ve davaların hızla sonuçlanması sağlanacaktır. DSP demokrat, katılımcı, özgürlükçü, hak ve hukukun üstünlüğüne öncelik veren, cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle uyumlu bir anayasa değişikliğinden yanadır. Şüphelendim anlayışıyla vatandaşlarımızın iş yerlerini, evlerini mahkeme kararı olmadan arayan, tutuklamalara yol açarak, yeni iş güvenlik paketine sığınarak, huzurunuzu bozan bu yasa iptal edilecektir. Değerli vatandaşlarım, ülkemizin ileriye umutla bakmaya ihtiyacı vardır. Bu inançla acil olarak şunlar gerçekleştirilecektir. Milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılacak. Seçim barajı kaldırılacak. Yurt dışında yaşayanlar için ayrı bir seçim çevresi oluşturulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Alevi vatandaşlarımı kapsayacak ve yönetimde yer almalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Cemevleri evleri ibadethane olacak. Kadın bakanlığı kurulacak. Göçmen ve yurtdışı Türkler bakanlığı kurulacak. Engelliler bakanlığı kurulacak. Engelli vatandaşlarımızın eğitimleri ücretsiz olacaktır. Tüm öğretmen atamaları gerçekleştirilecektir. Tüm öğretmenlerimize yılda iki maaş ikramiye verilecektir. Her üniversite öğrencisine talep etmesi halinde en az 500 lira burs verilecektir. Kredi kartı tüketici ve kredi kartı faizi seçim günü itibariyle sabitlenecektir. Faiz artışları devlet tarafından bütçelenerek karşılanacaktır. Devlet okullarında çocuklara ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilecektir. Sağlık hizmetlerinde katkı adı altındaki ödemelere son verilecektir. Yaşa takılanların emekli olmaları sağlanacaktır. Polis, az subay ve benzeri görevlerde çalışanların emekli olduklarında uğradıkları mağduriyet giderilecektir. Uzay teknolojisi geliştirilecek ve uzay çalışmaları desteklenecektir. Biyologların meslek kanunu çıkarılacak ve mağduriyetleri giderilecektir. Veteriner hekimlerin özlük haklarındaki ve atamalarındaki haksızlıklar giderilecektir. Suriye Mısır ve İsrail'le diplomatik ilişkiler kurulacaktır. Şehir içi toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Değerli vatandaşlarım, futbol maçlarını herkesin izleyebilmesi için futbol maçları televizyon kanallarında şifresiz yayınlanacaktır. Diğer taraftan ülkemizin tarım ve hayvancılık alanlarında geldiği nokta işler açısıdır. Tekrar kendine yeten ülke konumuna gelmek için Tarımda üretim planlaması yapılacaktır. Bankalara borçlandırılan çiftçilerimizin, köylülerimizin icra yoluyla topraklarının ellerinden alınmaması için Toprak Koruma Bankası kurulacaktır. Tarım ürünlerinde alım garantisiyle birlikte hakkaniyete uygun baş fiyat verilecektir. Tarımsal üretimde ve hayvancılıkta kooperatifleşme canlandırılacaktır. Milli tohumculuk desteklenecektir. Değerli vatandaşlarım, kadının bizim için özel bir önemi vardır. 550 adayımızın 123'ü bayandır. Kadınlarımıza yönelik şiddete kesinlikle karşıyız. Ve önlenmesi için her türlü önlem alınacaktır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlara öncelik verilecektir. Enerji verimliliğiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı desteklenecektir. Boğaz içi ve Dardanel'deki su akımlarından yaralanarak enerji üretilecektir. Değerli vatandaşlarım, dış politikamızda geldiğimiz kabul edilemez durum hepimizin bilgisi dahilindedir. Sıfır sorunlu dış politika söylemi ve iddiasıyla yönetime gelenlerin Türkiye'yi hemen hemen tüm komşularıyla sorunlu bir hale getirdiği konusunda herkes hemfikirdir. Sınırlarımızda terörist gruplarla komşu olunmuştur dış politika ön yargılar üzerinde inşa edilmek yerine aklın ve bilimin rehberliğinde oluşturulacaktır. Türkiye kendi bölgesinde aktif bir dış politika izleyecektir. Kıbrıs konusunda garanti anlaşmasından doğan haklarımıza helal gelmemek kaydıyla yeniden başlayan görüşmelerde iki eşit egemen devletin varlığına dayalı yeni bir ortaklık devletinin kurulması amacıyla kapsamlı ve adil bir çözüm desteklenecektir. Terör sona erdirilecek, etnik ayrıştırmaya izin verilmeyecektir. Barış sağlanacaktır. Değerli vatandaşlarım, gerçekleştirdiğimiz seçim çalışmalarında partimize olan sevgi ve saygının artarak tekrar canlandığını ve halkımızın DSP'yi mecliste görmeye arzu ettiğini memnuniyetle gözlemledim. Yaklaşık 30 milyon vatandaşımızın yoksul duruma düşürüldüğü ve karanlık günlerden kurtulmak için hak ve halka inanan demokratik sol partiyi seçin. DSP iktidarında ülkemiz öz kaynakları ile kendine güvenen ve saygın bir ülke olarak dünyada söz sahibi olacaktır. Yolumuz Atatürk'ün yolu, hedefimiz saltanatın sonudur. Değerli vatandaşlarım, bağımsız ve özgür bir Türkiye için DSP'ye oy vermenizi bekliyorum.